Evet, güzel insanlar, güzel kardeşlerim. Yeni videomuzda karşınızdayız. Bu videomuzda TYT Türkçe dersine veya herhangi Türkçe dersine nasıl çalıştık onlar hakkında bahsedeceğiz. Tamamen kendi bilgilerimle, kendi tecrübelerimle yapmış olduğum, yazmış olduğum maddeler üzerinden gideceğim ve sizlere faydalanmaya çalışacağım. Kanalıma hoş geldiniz ve başlayalım. Türkçe dersi nasıl çalıştık? Hemen birinci maddemden başlayalım. Şimdi arkadaşlar birinci maddemde paragraf demişim. Paragraf Türkçenin kalesi. Paragraf Türkçenin kalesidir. Paragraf aslında hani kolay gibi gözüken ama zaman zaman veya uzun vadede çok can yakan bir konudur. Normalde aslında kolay gibi gözüken, yapılabilir mantığıyla bakılan ama zaman zaman bizi çok zorlayan, bizi çok şık yanılgısına düşüren bir konudur. Öncelikle çok çalışacağız, çok test çözeceğiz ama bunlar yetmez. Bunlar yetmez. Bunlar hiçbir derste yetmez. İşin teknik kısmını halledeceğiz ama bir de işin taktik kısmı var. Başarılı olmak için sorulara doğru cevabı verebilmek için işin sadece teknik boyutu yetmez, taktik boyutu da gereklidir. İşin taktik boyutunu da öğreneceğiz. Öncelikle bunu yapacağız ve paragraf konularından hiçbir şekilde sıkıntımız olmaması lazım. Anlama kabiliyetimiz çok iyi olması lazım. Bunun için bol bol kitap okumamız lazım. Şimdi günlük en az en fazla konular falan araştırılıyor falan filan da. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Günlük en az 30 dakika kitap okumanız lazım. 30 dakika sessiz bir şekilde kitap okumanız lazım ki algı seviyeniz, anlama yeteneğiniz %50 ise %80'e çıksın. %90'lara kadar tırmansın. Yani yükselsin anlamında söylüyorum. Bu da günlük kitap okumayla olur. Günlük kesinlikle kitap okuyacaksın. Öğrenciysen, TYT, AYT, işte bilmem ne sınavına hazırlanıyorsan, abi günlük en az yarım saat, yani 30 dakika kitap okumak zorundayız. Bunu unutmayalım. Günlük 30 dakika kitap okursak, ne olur? Paragrafın kalesi olan, Türkçenin kalesi olan paragraf konusunu da sapasağlam bir şekilde halletmiş oluruz. %80, %90'lara, %100'lere zaman zaman başarımızı çıkartırız. Ki bu bizi çok çok ileriye götürmektedir. Zaten TYT'nin 20'si, 25 sorusu falan paragraf olmaktadır. Bu da bizi çok çok ileriye taşır. Şimdi gelelim ikinci maddemize arkadaşlar. İkinci maddemiz ise dil bilgisi konuları. Şimdi dil bilgisi konularını not alarak çalışmamız lazım. Bir de şöyle bir şey türemiş son zamanlarda işte. Bazı hocalar diyor ki işte eleştirmek maksadıyla söylemiyorum yanlış anlamayın. Bazı hocalar diyor ki işte dil bilgisinden işte çok test çözmeniz lazım, böyle yapmanız lazım, böyle yapmanız lazım. Şimdi doğru ama kısmen doğru. Nasıl kısmen doğru? Şöyle kısmen doğru. Şimdi adam mesela örneğin Türkçeden tamlamalara çalıştı örneğin. Tamlamalara çalıştı. İsim tanımlaması, sıfat tanımlaması. Çalıştı, çalıştı. Bu adam bu konuyu anlamadı. Bu adam 1.000 tane de soru çözse, 2.000 tane de soru çözse günlük hiçbir şey olmaz. Ve bunlar yaşadığım için söylüyorum. Yaşadığım için yaşadıklarımı anlatıyorum ben. Öncelikle peki ne yapması lazım abi? Ya şimdi şöyle bir şey olması lazım. Şimdi sen konuları öğrendiğin zaman günlük 20 tane de soru çözsen, 50 tane de soru çözsen zaten çözdüğün sorulara konuları öğrendiğin için %90'lara kadar doğru cevabı verirsin yani. Bir şekilde doğru cevaba ulaşırsın. Ama adam konuyu anlamadıysa günlük 2000 tane de çözse doğru cevaba ulaşamaz yani. Kimse kusura bakmasın yani. Onun taktiğini, tekniğini öğrenmezse günlük istersen 10.000 tane soru çöz. Hiçbir anlam olmaz. Doğru cevabı veremez abi. Veremez. Önemli olan burada kesinlikle ve kesinlikle verimli çalışmaktır. Dil bilgisi konularını şöyle çalışacağız. Mesela örneğin tanımlamalar, işte sıfat tanımlaması. Defterimize not alacağız gerekirse. Kitapçığımızdan da bakacağız işte. Not alacağız ve işte sıfat tanıması nasıl oluyor? Efendime söyleyeyim zamiri nasıl oluyor? İşte sıfat nasıl oluyor? İsim tanıması sıfat bunların hepsini tek tek okuyacağız. Tek tek not edeceğiz. Tek tek
Hani okuldaki hocalarımızın tahtaya yazdığı gibi tek tek sadece hani tahtaya bakmakla kalmayacağız mesela örneğin. Öğrenciler için söylüyorum. Mezunlar için ise tek tek deftere yazacağız. Tek tek not edeceğiz onları ve anlamaya çalışacağız. Bu arada şöyle bir şey oluyor bazen. Mesela bende de oldu bu. Ya konuya çalıştım çalıştım mesela tamam mı? Konuya çalıştım çalıştım dedim ki ya zaman geçiyor. 1 saat, 1,5 saat oldu. Günlük iki tane ders çalışmam, iki tane, üç tane ders çalışmam lazım dedim. Ama abi zamanla geçiyor dedim. Hadi bir an önce teste geçeyim dedim mesela. Kendi yaşadığım olayı anlatıyorum. Geçeyim dedim ama mesela geçtim öyle. Hangi ders atma değil ama herhangi ders geçtim öyle mesela konuyu tam anlamadan. Konu %50 anlamışım ama 1 saat geçmiş mesela. Neyse teste geçtim. Hiçbir şey yok. Yani testi çözüyorum ama anlayarak çözmüyorum. Dedim ki abi buradaki mesele test çözmek değil. İnsan aklına şöyle bir şey geliyor. Şimdi konuya çalışıyorsun 1 saat 1,5 saat geçiyor. Ya daha ben bu konudan 50, 100 tane test çözeceğim. Daha ben bu konudan 50 tane test çözecektim. Kafayı dondurmuşuz ona. Bize de maalesef bence bu yanlış anlatılıyor. Dershanede bilmem okullarda bazı kişiler tarafından. Önemli olan burada tabii yani çok soru çözmek güzel bir şey ama anlamadığın sürece istediğin kadar soru çöz. Bir şey olmaz. Ben burada şunu anladım. Konu %100 anla. Buradaki taktik şu. Konu %100 anla. Sıfat mı? Sıfat. İsim miyiz? Hepsini %100 anla. 50 soru bile çözsen tamam iş bitti. Konuyu anladıysan 50 soru bile çözsen iş biter. Ama konuyu anlamadan 2000 tane soru da çözersen bazı dershane hocalarının dediği gibi olmaz abi. Ben bunu gördüm. Bir öğrenci olarak ben bunu yaşadım. Yerden bakan bir insan değilim. O yüzden önce konuyu sapasağlam öğrenmemiz lazım. Geçsin ya. 1 saat geçsin. 2 saat geçsin. Ama konuyu güzel öğren tamam mı? O orada biter. Kafana donarak orada kalır. Ve gelelim diğer maddemize. Dil bilgisi konularında demişim ki ben yazdığım not ettiğim yerde. Dil bilgisi konularında minimum test, maksimum verim. Minimum test, maksimum verim. Konuyu düzgün bir şekilde anlayacağız. Mesela 20 soruda çözsek, 50 soruda çözsek soruyu böyle yani nasıl diyeyim? Soruyu böyle yiyeceğiz yani tamam mı? Ya bu soru niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? İşte şurada şu vardı, burada bu vardı. Hemen çöz geç, çöz geç, çöz. Ya ben 100 tane soru çözeceğim. Çöz geç olmaz böyle bu. Böyle bir şey yok. Böyle diyenlere inanmayın. Kesinlikle inanmayın. Sizden tasnif ediyorum. Kesinlikle inanmayın. Minimum test, maksimum fayda. 1000 tane, 200 tane bu ne demek? 200 tane soru çözme. 100 tane soru çözme abi. 50 tane çöz. Zaman zaman 30 tane çöz. Zaman zaman. Elin altına düşme ama genelde. Zaman zaman 30 tane çöz. Zaman zaman 50 tane çöz. Zaman zaman 100'e çık ama maksimum verim almaya çalış. Kendin dene. Çünkü niye? Maksimum verim almadığın sürece çalıştığında bir anlam olmaz. Bugün çalışırsın, unutursun. Sınavda da yapamazsın. Normal başka sınavlarda, herhangi bir sınavda da yapamazsın. O yüzden minimum test diyorum, maksimum fayda diyorum bu konuda. Ve gelelim diğer konumuza, diğer maddemize. Dedik ya biraz önce günlük kitap okuyun en az 30 dakika. Günlük en az 30 dakika kitap okuyun. Bir daha söylüyorum bunu çok önemli olduğu için söylüyorum. İkinci defa için söylüyorum. Günlük en az 10 dakika 30 dakika kitap okuduğunuz zaman sadece Türkçe'ye faydası yok bunun güzel kardeşim. Hayatınızda, konuşmanızda, insanlar arasındaki ilişkilerinizde olsun, konuşmalarınızda olsun, efendime söyleyeyim, bütün derslerde olsun, tarihi, matematiği, feni, İngilizcesi, bilmem ne, her şeyinde ya, her şeyinde, hangi tipten öğrenci olursan ol, her şeyinde sana faydalı olacak. Seni ileriye taşır, ufkunu açar, ufkunu genişletir ama günlük en az 30 dakika okuman lazım. En az 30 dakika. En 30 dakika okuyun demiyorum ama günlük 30 dakikanın altına kendinize bir sınır belirlemeyin. Ben işte 2 saat okuyacağım, 1 saat okuyacağım falan. Bu şekilde kafanızı yormayın. Ama 30 dakikanın da altına düşmeyin. Bunu tavsiye ediyorum. Ve son maddemize gelelim. Konuları sürekli tekrar edin demişim. Evet. Konuları sürekli tekrar etmemiz gerekiyor. Şimdi mesela konuyu %100 anlamış bile olsak haftan 2 günlük tamam mı? Mesela 5 gün çalışıyorsunuz ya mesela. 5 gün çalışıyorsunuz.
Haftanın 2 günde hani böyle nasıl söylenmez? Hani iş yerlerinde böyle hani haftanın 5 günü 6 günü çalışırlar da 7. günü mesela hani yok 6. günü veya 7. günü işte hani temizlik yaparlar ya. Temizlik yaparlar ya iş yerlerinde. Siz de öyle bir şey yapın. Haftanın 5 günü çalış. Haftanın 5 günü çalış. Örneğin cumartesi pazar tekrar yap. Haftanın 6 günü çalış. Pazar günü tekrar yap. Ama benim tavsiyem burada haftanın 5 günü çalışıp 2 gün tekrar yapmaktır. Tekrar yapmak da çalışmak kadar en az çalışmak kadar önemlidir. Çünkü niye? Konuyu çalışacaksınız. Tekrar yapmazsanız olmaz. Hızlı gideceğim diye tekrar yapmadan gitmek de yanlış. Çünkü öğrenerek gideceksin sen burada. Çok çok hızlı gidemezsin. Çok çok hızlı gitmeyeceksin. Belki biraz yavaş gideceksin ama tam gideceksin yani. Tam gideceksin. İş orada halledip geleceksin yani. Bir daha dön, bir daha bak. O şeylere girdiğin zaman hem stres altına girmiş olursun hem de senin için iyi olmaz. O yüzden bence haftanın 2 gününü tekrar etme günü yapın, tamam mı? Yarın gün falan kendinize müsaade edin. Kafanızı dinleyin. Kafanıza dağıtın. Yarın gün ben öyle yapıyorum mesela. Yarın gün kafanızı dinleyin. Kendinize bir mola verin. Yarın gün mesela pazar günü işte sonraki yarım gün. İlk yarım gün tekrar etme. Sonraki yarım gün yatma tabiri caizse. Böyle yapabilirsiniz. Kafanızı dinlemek açısından da bu kesinlikle ve kesinlikle önemlidir. Dediğim gibi videomuz buraya kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.